Kocası Seyrettin'in kadınlara olan aşırı zaafı yüzünden kalp krizi geçirip ölmesi ve köyünün Belkıs Barajı sularının altında kalması üzerine devletin yaptırdığı prefabrike konutlara yerleşmeyi reddeden kibar ana İstanbul'a, çocuklarının yanına gitmeye karar verir. İstanbul'da kurulu düzenleri gereği onu misafir edemeyecek olan 3 kızı ve bir tane de hayırsız oğlu vardır. Kibar ana yıldırım gibi düşer tepelerini. Onlara unuttukları değerleri hatırlatmak için damatları ve kızları ile amansız ama bir o kadar da komik bir mücadeleye girişir. Üzgünüm ama babamlar geliyor. Babanlar geliyorsa niye üzgün olasın kızım? Üzgünüm anne çünkü yanlarında... Ne var yanlarında? Geçin kızlar geçin. Artık burası sizin eviniz sayılır. Kendi eviniz gibi yiyin için. Gerçi bu evde vodka yoktur ama... Olsun idare edin. Bana layıkalarım benim. Bu kızlar da kim ya? Kim bunlar Kadir? Sana hizmetçi tuttum sultanım. Elini sıcak sudan soğuk suya sokma diye. Oğlumuzun sağlığı için Gülşen. Evet baba ailesi. Çocuğumuzun sağlığı için. Değil mi fıstıklı hala? Parasını verdikten sonra sıcak su soğuk su fark etmez koçuma hiç. Bu garip garip konuşan kızlar da nereden çıktı ya? Ah belim. Ya ne oldu be damat bozuntuları? Karılarınız hamile ilgilenseniz'e. Bu kızları niye eve getirdiniz? E koşum sana diyorum. Kim bu şırpıntı ya? Çabuk hesap ver. Yoksa o tavan yapan borsanın tavanını indiririm kafana. Senin ve çocuğumuzun sağlığı için sultanım. Hmm. Sana yardımcı olsun diye şey ettik. Değil mi yavrum? Ben hamile falan değilim be koşum. Sana istediklerimi yaptırmak için yaptım her şeyi. Çabuk söyle şu şırpıntılara evden çıksınlar. Yoksa ben de hamile falan değilim. Ben o zaman hiç değilim. Allah Allah bu eve hizmetçi mizmetçi lazım değil. Kızımızın yanında öyle kelimeler etme. Resmen hamilesin işte. Hadi Gülşen'im sen şöyle biraz uza bakayım. Hadi. Anne ya bir şey söylesene şunlara ya. Ne diyeyim kızım? İlk defa kendi kazdığımız kuyuya düştüm. Memleketimiz Küçük Amerika olma konusunda hızla ilerliyor sevgili seyirciler. Nihayet bizim de seri katilimiz oldu. Ancak uyarmadı demeyin. Canını seven kaçsın sevgili seyirciler. Çünkü tam 14 kişiyi kendisine şaka yaptıkları için doğrayan bu azılı katil hapishaneden kaçtı. Görenlerin en ciddi tavırlarıyla oradan uzaklaşmaları ve güvenlik güçlerine haber vermeleri gerekiyor. Bizden size tavsiye, sakın bu adama şaka yapmaya kalkışmayın. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi. Sen benim aklıma mukayyet ol ya Rabbi. Şuraya bak ya. Kendi seyredemediği zaman tavuğa seyrettiriyor televizyonu. Pişt, çık 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 şuradan pis hayvan. Çekil hadi. Çevirme şişlerde pişen tavuklarla alay çekersin inşallah. Ama biz bir şey seyretmeye kalksak kıyameti koparır yahu. Aa, israf günah canım. Tavuğun televizyon seyrettiği
bir bu evde görülmüştür. Ama ben sana ne yapacağımı biliyorum. Şu televizyonun fişini çekelim bakalım. Madem ben seyredemiyorum, o zaman ne sen ne de tavuğun seyredemeyecek. Hadi bakalım. Çekil televizyonun başından büyükbaş damat. Televizyon mu seyredeceksin valide? He? Ne var? Seyretmeme mi karışacaksın hecin demesi? Yaşlı bir kadına televizyon seyretmeyi çok mu görüyor? Sana üzücü bir haberim var valide. Ay yoksa senin bir ikizin mi var? Ne alakası var? Üzücü bir haber dedin de seninle ilgili mi acep dedim. Televizyon sizlere ömür. Ne? Televizyon bozuldu mu? Çabuk itfaiye, akuta, sıhhı imdata, hıfzı sihaya haber verin çabuk. Merak etme valide, ben verdim. Yarın gelecekler. Ne yarın mı? Ben yarına kadar ne yaparım? Sıkıntıdan patlarım. İnşallah. Koş bakkala git. Bana çikolata, çikolata al. Çok hasar. Vakit geçer. Koş. Gidelim bari. Ay nasıl Zeynep'cim? Kaçırdım. Bütün dizilerden kaçırdım. Haber programından kaçırdım. Şşt! Birader buradan Üsküdar'a nasıl gidilir? Üsküdar'a şuradan buradan uyuyup giderken... He? Zıtarenköy. Ana bana şaka. Bittin ulan sen. Dalga mı geçiyorsun be? Daha yeni elimde tek filo bile yok. Nasıl biterim? Nasıl espri ama? Bak bakalım öteki tarafta dışa kadar yapabilecek misin ha? Bu sana be. Kaldır ellerini. Tamam abi. Bir daha kara borsa işine bulaşırsam cin bombda olayım. Ulan Tako sen adam olmayacaksın be. Acayip tırsın değil mi? Öyle değil mi? Ulan senim sen misin? Koçum benim ödüm için tattın oğlum. Ne zaman geldin İstanbul'a? Ben de dün geldim. Her yerde seni arıyorum ya. Bir arkadaşla kalıyorum. O da evi boşaltıyor. Bir iki gün kalacak yere ihtiyacım var. Ne demek oğlum? Senin evin benim, benim evim senin sayılır. Benim evim yok ama ablamın evi var. Orada idare ederiz tamam mı? Dur sana adresi vereyim. Nasıl sizinkiler şakadan anlıyorlar mı? Ulan vazgeçmedin gitti şu eşek şakasından be. Dur şuraya adresi yazayım. Anadolu Hisarı tamam. Tamam. Al abicim. Hadi yürü. Dur ya. Annem benim. Anaların en güzeli. En tatlısı. Bir tanecik annem benim. Hep sırnaşmam. Daha emekli maaşımı aldığıma çok vakit var. Aşk olsun annem ya. Ben senin emekli maaşını ne zaman göz diktim ki? Her zaman. Yok mu annem? Ben şey diyecektim. Çok sevdiğim bir arkadaşım memleketinden buraya bir iş için geliyor da. Ben sizlere sormadan onu buraya davet ettim de. Yani misafir edebilir miyiz diye soracaktım. Eniştene soralım. Gelsin gelsin. Hele bir izin vermesin. Ben ona o zaman sorarım. Beceriksiz deve ne olacak? Bir tamirci bulamadık koskoca İstanbul'da. Yalnız ben bir süre burada olmayacağım. Yani bir toplantım var da. Siz ben gelene kadar idare etseniz ha. Yani Alma çok iyi bir çocuk. Yalnız biraz şaka yapmayı çok sever. Durmadan eşek şakaları yapar. Aman şaşırmayın. Hatta siz ondan önce davranıp eşek şakası yaparsanız çok da memnun olur ha. Şöyle bir damat bulamadım. Bütün gün karşılıklı şakalaşır eğlenir giderdik. O zaman televizyona bile ihtiyacım olmazdı. Yani İstanbul'u tavaf ettim. Bir tek televizyon tamircisi yok. O zaman... Hamanda karılar ne hal bayılır onu göster de eğlenelim biraz. Yoksa sıkıntıdan patlayacaksın. Sayın seyirciler, güvenlik görevlileri şaka sevmez katili İstanbul'un her yerinde aramaya devam ediyor. Aranılan katilin üzerinde kırmızı kaşkol, kırmızı bere ve kırmızı eldiven olduğu belirtiliyor. Ve yine şaka sevmez katilin hapisten kaçtıktan sonra kendisine şaka yapan 4 kişiyi daha öldürdüğü belirtildi. Ayrıca katilin şu anda bir kahvede çay içmekte olduğu da tahminler arasında. Thank you.
biliyorum. Televizyonu da bilerek bozmuştur. Sıkılıp diğer damatlara gideyim diye. Gitmeyeceğim işte. Burada kalacağım, burada. Dünyadan da haberimiz yok. Bush yemin etti mi? Goterelli para verecek mi? Deniz Akkaya gazeteciyle devam edecek mi? Hiçbir şeyden haberimiz yok. Ot gibi yaşıyoruz. Doktormuşun misafiri gelmedi mi hala valide? Gelmedi. Ne edeceksin onun misafirini? Hiç merak işte. Yani ağırlayalım, ayıp olmasın dedim. Baba bak, gelecek şakacı bir çocukmuş biliyor musun? Şakayı çok severmiş. Durmadan şaka edermiş. Biz ondan önce davranıp biz ona şaka yapalım. Hazır televizyon da bozuk, eğleniriz he. Yahu kendileri geldikleri yetmiyor. Bir de tutup misafir getiriyorlar vallahi biraz. Ah, tabici geldi. Ne demişler? Sabreden derviş hecin devesine binermiş. Şimdi sana kapıya bak diyeceğim mi? Hoş geldin oğlum. Hoş buldum anne. Geç içeri. Hemen şu işi bitir de biz de rahatlayalım. Ulan bir katili böyle karşılayanı da ilk defa görüyorum ha. Ne yaptınız ki işinizi bitireyim anne? Ah, zaten ben yapmadım. Bu hecin evesi damat yaptı. Öyle söylesene anne. Zaten tipinde meymenet yok. Sana acırdım ama onun bir yanlışını görsem hemen hallederdim. Ya boşuna nefes tüketme valide. Bu benim çağırdığım televizyon tamircisi değil. Televizyon tamircisi mi? Say, nerede senin alet edevat kutun? Ya daha yeni çıktım anne. O yüzden tam tedarikli gelemedim ya. Sen tamirci değilsin. Kimsin? Ben de tanımıyorum ya. Sen kimsin ya? Ha? Evimizde ne arıyorsun? Ana! Sen Toktamış'ın arkadaşısın. Ay kusura bakma. Ben de seni televizyon tamircisi sandım. Televizyonu bozmuş da bu damat olacak hecin devesi. Güzel. Televizyonları bozuk olduğuna göre benim kim olduğumu haberlerden duyamamışlardır. Hoş geldin oğlum. Kapıda kaldın. Geç şöyle. Sen bizim misafirimizsin öyle değil mi Feyzullah? Ay misafiriniz kadar başınıza taş düşsün. Evet, evet hoş geldin hoş birader. Hoş bulduk. Memnun oldum. Ver evladım. Ceketini asayım. Bu ne oğlum? Cebinden düştün. Şey ben kasabım da gelirken cebimde unutmuşum herhalde. Ey belli et ye ye koç gibi olmuşsun maşallah. Biz de köy yerinde çok et yerdik ama şimdi deli dana var. Hem ette hem evde. Ben Toktamış'ın eniştesi Feyzullah. Çok memnun oldum hoş Feyzullah geldin. Bey. Hoş geldin hoş evimize. Geç bakalım. Hoş bulduk şöyle. Memnun oldum. Ha, bana müsaade. Ben bir namazımı eda edeyim geleyim, olur mu? Aç mısın evladım? Yok, zahmet etme anne. Aa, olur mu oğlum? Sen Toktamış'ın arkadaşısın. Benim de evladım sayılırsın. Ne zahmeti? Toktamış akşama etler gelmeyecek biliyor musun? Sen meraklama, ben sana bir güzel bakarım. Vay be, şansa bak. Ne pişiriyorsun kız? Portakal soslu ördek. O da ne ki? Aman anne ne pişireceğim? Çorba, makarna, biraz da sebze yapacağım. Beni toktamış mı, takozlamış mı ne? Onun arkadaşı sandılar. Şu polisler buradan gidene kadar... Oh bir saklanırım bir güzel de karnımı doyururum. Ne zamandır ev yemeği yemiyorum. Kız Acer, dolapta hazır yufka var. Bir de börek ataydım fırına. Toktamış'ın şakası bir arkadaşı geldi. Ayıp olmasın. Misafirdir biliyor musun? Tamam. Adam da şaka severmiş. Ay benim de canım sıkılıyordu. Ona ne şaka etsem ki? Her ne kadar beni tanımıyorlarsa da... ...ben yine de tedbirimi alayım ha. Önce şu bıçaktan başlayalım. Artık dünya irtibatları kesildi. Beni tanısalar da polise haber veremezler. Ne yapıyorsun oğlum? Tuvaleti arıyorum ana. Ah telefonda tuvalet aranır mı ilahi? Tuvalet daha burada. Sağ ol ana. Işık aç bu tarafta. Tamam buldum.
pek de tuhaf bir çocuk ya bu. Heh, Tohtamış'ın arkadaşı normal olacak halı yok ya. Beni seviyor musun Toprakmış? Seni var ya, Sarı'nın laciverti, Ferhat'ın şirini, Arçil'in şotayı sevdiği kadar seviyorum tatlım. Yani beni çok seviyorsun Tozlaşmış. Evet. Bir daha söyle Tokuşmuş. Seviyorum annem, seviyorum. Bir daha söyle Takılmış. Seviyorum. Bir daha söyle Tornamış, bir daha, bir daha. Seviyorum ulan, seviyorum. Ben de seni sevgilim. Bu sefer de ne biçim bir manyağa çattık be. İsmimi daha doğru söyleyemiyor ama cismi her şeyi affettiriyor. Dur oradan. Alo? Fenerbahçe Halkla İlişkiler Dairesi. Yanlış söyledin Toplamış. Burası Muhabbet Çay Bahçesi. Vay koçum sen misin? Geldin mi eve? Ya kusura bakma. Çok önemli bir toplantı içindeyim. Seni karşılayamadım. Affet beni kardeşim. Ne? Araba arıza mı yaptı? Geç mi kalacaksın? Ama senin yaptığın da ayıp bir şey be kardeşim. Ben seni evde 4 saattir bekliyorum biliyor musun? Toplantı değil mi? Hayır be oğlum. Toplantıdayım demedim. Toplantıyı iptal ettirdin dedim senin için. Tamam neyse. Gelince hesaplaşırız. Kim o tadılmış? Bir dost. Boş ver. Biz nerede kalmıştık? Galiba burada. Ya nerede sizin misafiriniz o? Duş alıyor. Ha. Bu oğlan şakaya bayılırmış. Öyle mi? Çıkınca bir şaka yapalım ona. Ha? Olur mu canım? Hiç tanımadığımız insana şaka mı yapılır? Bayılırmış. Tohtamış dedi. Yoksa o bizden önce şaka eder, bizi faka bastırır. Hem televizyonun yokluğunda seninle mi evleneceğiz canım? Yahu televizyon tamircisini çağırdık dedik ya. Japonya'dan mı çağırdın? Allah Allah. Peki, peki. İlla da elin adamıyla yüz göz edeceğim beni be. Efendim, gelin bakalım. Şöyle aramıza oturun. Gelin buyurun, gelin. Buyurun. Şöyle, buyurun, buyurun. Nasıl, rahat ettin mi? Sağ olun. 10 yıldır böyle güzel yıkanmamıştım. Aa, sizin oralarda sular mı kesik? Ha, öyle de denebilir. Şuna, şuna. Ah, ah, yandım anam. Ne oldu ya? Ne yaptın anne ya? Yoksa bana şaka mı yaptın? Yok evladım, orada sinek vardı da karın emmesin diye yaptım. Ha, o zaman eyvallah. Daha ne var ne yok evladım? Sizin kasaplık işleri de bu aralar deli danalar yüzünden durgundur değil mi? Vallahi benim kasaplık işleri bu şakacı insanlar olduktan sonra pek kesat gitmez anne. Yandım anam. Ya bu da mı sinek ya? Yok canım. Bu şaka. Bizim damat da şakayı çok sever. Bana şaka. Ya benim bıçağım nerede ya? Yok. Bak. Çocuk dediler şakacı buydu. Seni bıçakla kesecekmiş. Kes evladım kes. Evet şaka de. Gerçekten doğru. Yok bir sinek vardı da ensende onu uçurayım dedi. Seni sinek gibi ezer sonra doğrardım ama dua et bu yıkadına. Ama ilk yalnız kaldığımız anda sen bittin oğlum. Bak gördün mü damat? Şaka yapılınca hiç kızmıyor. Vallahi ben de pek sevdim. Yani pek büyük de sever bir insanmış vallahi Gazi. Ben birden daraldım. Bir elimi yüzümü yıkayayım bari. Tabii oğlum. Geç. Banyonun yerini öğrendin artık. Ne yapıyorsun birader ya? Akşam spor mu yapıyorsun? Bana şaka. Nasıl güzel şaka değil mi? Yaktım ulan seni. Koru kendini yaktım ulan. Bana sana şaka yapacak aman. Sen de hazırlıklı ol. Banyoya girdi herhalde. O da bana sulu bir şaka yapacak. Benim gibi adama şaka. Ulan ben seni yaşatır mıyım be? Sen de hazır ol. Get. Get mutfaktan bir kap su al. İlahi valide. Ya nereden gelir aklına böyle şeyler? Ama ben de pek eğlendim. Seni lime lime doğramaz mıyım ulan? Yalnız kaldığımız ilk anda seni mahvedeceğim ulan. Çabuk bana bir maşrapa soğuk su ver. Toktamış'ın arkadaşı pek şakacı çıktı. Bir eğleniyoruz, bir eğleniyoruz sorma. Hmm.
aldım Halide. Hem de buzdolabından buz gibi su. Buz gibi bir şaka yapalım. Bu da kovayı hazırlamış canım. Sen ondan önce davran, suyu bas üstüne. Sessiz ol Halide. Planımızı duyacak. Vallahi uzun zamandır böyle eğlenmemiştim. Dondumanam! Sen yapmadan biz yaptık. Nasıl şakaydı? Senin kovan nerede? Biz ondan önce davrandık valide. Allah! Tutmayın lan beni! Eşek şakası yapacaksa kaç! Kaç! Valide çocuklar gibi eğleniyoruz vallahi lacim. Hiç sözünü dinledim, ne iyi ettim yahu. Kaçma sana şakanı, ne demek olsun göstereceğim. Ama böyle göstere göstere şaka yapılmaz ki yahu. Hiçbir esprisi kalmıyor vallahi lacim. Öldüreceğim ulan seni. Tamam. Ne yapıyorsunuz öyle Feyzullah? Çocuklar gibi. Aa, karnınız hiç acıkmadı mı? Hadi yemeğe buyurun. Bu ıspanak böreği mi? Evet, hem de tereyağlı. Tam 10 senedir yemiyordum. Bunun hayaliyle yaşıyordum. Bana bak birader. Bu böreği yene kadar kurtuldun. Ondan sonra kolla kendini. Asıl sen kolla. Yerime oturmuşsun. Kalk bakayım şuraya. Şuraya otur. Daha senin için ne numaralarım var, hadi. Daha şakalarım bitmedi vallahi lazım. Taşla koz arasında ne yaptın bakayım? Hacer sana tuz dokunuyor diye. Yemeği tuzsuz yapar. İyisi Seyret. Demek kiminiz kimseniz yok. Size bir ıspanak böreği yapmadıklarına göre. Nasıl olmuş bakalım, beğenecek misiniz? Enfes. Biraz tuz yok ama zararda yok. Önemli olan çok tuzlu olmaması. Çünkü insan tuzu sonradan da ekleyebilir. Tuzu işte birader, burada. Nasıl şaka ama? Biz mektepteyken çok yapardık. Ulan seni bu evde yalnız yakaladığım anda lime lime etmezsem bana da keskin bıçak demesinler. Üzülmeyin, daha börek çok. Alın bu büyük parçayı yiyin. Sağ ol yenge. Zaten bu herifi şu anda gebertmiyorsam, şu böreği yapan yengenin, bir de şu annenin hatırına, hödüğün haberi yok. Nasıl şakaydı ama valide. Bana bile sürpriz oldu damat. Çok komikti. Emin ol, sen develerin en zekisin sen. Çocuklar nerede Hacer? Onlar bir arkadaşlarının doğum gününe gittiler. Şanslı çocuklarmış. Babalarına benziyorlarsa onların da benim nezdimde hiç şansları yoktu. Hiç sesin soluğun çıkmıyor oğlum. Ben içimden konuşuyorum. Duyan duyuyor annem. Bana bak damat. Bu şakacı oğlan iyi bir şaka düşünüyor sana herhal. Sesin soluğu çıkmıyor. Merak etme valide. Ben ona yeni bir şaka düşündüm bile. Ay çok güldü. Çok gülünce ağlanır derler. Aman. Hayırdır inşallah. Toktamış şaka kaldırı diyordu ama ben bu kadarını tahmin etmemiştim. Adama ne dersen et, kaldırıyor. Ama anne siz de biraz abartıyorsunuz. Ya birden kızarsa sonra? Kızsa Toktamış bize şaka seviyor değil miydi kız? Gerçi televizyon bozuk, çocuklar da yok. Şu şakalarınız da olmasa ev ölü evi gibi olurdu. Sahi kız, aç şu radyoyu da bir türkü dinleyelim he. Ünlü katil Yarim Keskin Bıçak en son Üsküdar civarlarında görülmüş. Son görüldüğü yerde üzerinde kırmızı atkı, şapka ve eldivenler olduğu söylenmekte. Bundan sonra artık öteki tarafta şakalar yapacaksın. Al sana. Al bu bana çelme taktığın için. Al bu enseme vurduğun için. Al bu başımdan aşağısı döktüğün için. Al. Şüphelilerin hemen güvenlik görevlilerine bildirilmesi rica olunur. Şimdi programımıza kaldığımız anne, yerden devam. Bizim buralarda dolaşıyormuş katil. Korkma kız. Katil senin kocanı görünce korkup kaçar.
Tay koca dedin de aklıma geldi. Hiç sesi çıkmıyor bizimkinin. Adamı kızdıracak bir şey yapmasın sakın. Kızsa çoktan kızardı. Adam şakaya karşı anlayışlı. Vallahi biri bana böyle şakalar etse ben onu keserim, keserim. Ne yapıyorsunuz bakayım öyle? Saat durdu da pilini değiştiriyorum. Bizim damat pek beceriksizdir. Elinden hiçbir şey gelmez. Sen becerebilir mi? Buyurun. Afiyet olsun. Elinize sağlık yenge. Vallahi şu kadınların hatırına neredeyse bu lavuğu affedeceğim. Damat bakıyorum duruldun. Yeni şaka yok mu? Var var, sen sabırsızlanma. Bu tuzu ya. Nasıl şaka ama? Yaktım seni Feyzullah. Elimden kurtulamazsın. Damat, şimdi kayfeyi üzerine şakadan dökecek, yakacak seni galiba. Kimliğini ver. Neden? Ben bir şey yapmadım ki. Çünkü şüpheliye benziyorsun. Böyle. Bu değilmiş. Siz kimi arıyorsunuz? Senin gibi kırmızı bere, kırmızı kaşkol, kırmızı eldiven giymiş bir katili arıyoruz. Ha. Aynı senin tarifine uyan bir azılı katil geziyor buralarda. Ha. Demek bu çevrede bir katil geziyor ha? Doktormuşa bir şaka yapayım da görsün. Öyle zararlı şakalar yapma damat. Zübüşe karışmıyor. Oğlum onu masum gör. Kafasına birkaç tahta eksik. Normal değil. Ne yani, zeka zulmü? Adam bugüne kadar zekası için özür dilediğini görmedim ama. Bence tahtalar eksik. Anne baştan söylesene ya. Bu şakaları bilinçli yapmıyor desene. Boşuna günaha girip adamı temizleyecektik. Tabii canım. Ya baksan ya tipine. Bak. Sağ normal geliyor mu bu? Buyurun, ne istemiştiniz? Ne isteyeceğim? Bir katil ne isteyebilir?